Çanakkale'deki yangınlara bakalım. Oradaki son durumu göreceğiz. İyi haber şu, 3. günde yangın kontrol altına alındı. Haber Global Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopterle denetleme çalışmasında katıldı bu arada. Onu da söyleyelim. Muhabirimiz Emre Batuhan Topal Çanakkale'deki son durumu paylaştı ve detaylar şöyle. Çanakkale'de 22 Ağustos'ta başlayan orman yangını 15 kilometrelik bir hatta ilerledi ve 8 saat dolmadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tabii müdahaleyle kontrol altına alındı ancak çalışma bitmedi. Şu an bir yandan havadan denetleme çalışmaları, bir yandan da havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Bizler de şu an o denetleme çalışmalarını yapan Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki bir helikopterin içerisinde hemen dam yeri mevkiinde, dam yerinin semalarındayız. Bu noktadan orman yangınlarının ulaştığı o 15 kilometrelik hatta ilerleyerek aşağı Okçular Köyü'ne kadar gideceğiz ve durumu bir yandan ekipler kontrol ederken bizler de aktarmaya çalışacağız. 15 kilometrelik bir hatta ilerledi yangın ve bir hayli geniş bir alanda etkisini gösterdi. Tam 4080 hektarlık alan alana yangın sirayet etti. Alevler etkiledi. Tabii bu 4080 hektarlık alanın tamamı yangından zarar görmüş değil. Bu noktada ekipler işte zararın ne boyutta olduğunu tespit etmek için çalışmalarda bulunuyorlar. Zaman zaman zaten Alperen Ulukuş'un da gösterdiği üzere yer yer ormanlık arazinin bir kısmı alevlere teslim olmuşken bir kısmında ağaçların yeşil kaldığını görüyoruz. Bazı noktalardaysa da yine ağaçların üstünün yeşil kalırken zeminin külle kaplandığını, karardığını, yandığını görüyoruz. Bir yandan da tabii soğutma çalışmaları sürüyor demiştik. Hem havadan hem karadan. Hemen karşımızda bir helikopter var. O da yine soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yangın genelinde, yangın süresince, 2 günlük süreçte tam 38 helikopter defalarca hemen karşımızdaki barajdan ve Çanakkale Boğazı'ndan su doldurarak, altlarındaki su haznelerinde su alarak yangının, alevlerin yükseldiği, dumanın yükseldiği noktaya müdahalede bulundu. Tepeden havadan müdahale bir hayli önemliydi. Çünkü kimi yerlere ekipler giremiyordu, kimi yerlerdeyse de rüzgarın sürat ve yönünü değiştirmesiyle ekipler için tehlikeli durumlar söz konusu olabiliyor. Görüyorsunuz ilerledikçe 15 kilometrelik bir hat, biz helikopterle bir hayli de süratli ilerliyoruz aslında. Ancak ne yazık ki yangının sirayet ettiği alanları görmekten kurtulamıyoruz. Çünkü bir hayli uzun bir mesafe, 15 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Ondan fazla köyün tahliye edildiğini biliyoruz. İşte yer yer köyleri görüyorsunuz, yerleşim yerlerini görüyorsunuz. Tam kararmış ağaçların, küre dönmüş ağaçların ortasında evlerin olduğunu, yerleşim yerlerinin olduğunu havadan Çanakkale semalarından aktarıyoruz. İşte asıl tehlike buydu. Ve bu sebeple de birçok noktada köyler boşaltıldı. Çanakkale Devlet Hastanesi teyakkuza geçti olası bir tahliyeye karşı ancak gerek olmadı. Görüldüğü üzere yangın hattı boyunca ilerledik. Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki bir denetleme, izleme helikopteriyle birlikte ekipler bir yandan aşağıdaki durumu kontrol ediyorlar. Çünkü aşağıda halen daha dumanın olduğu yerleri gördük. Halen daha duman tutan yerleri gördük. Alev artık tamamıyla olmasa da herhangi bir noktada bu 4080 hektarlık 15 kilometre uzunluğundaki Çanakkale'nin paralelindeki alanda dumanın halen daha yer yer yükseldiğini gördük. Her ne kadar beyaz duman da olsa yükselen rüzgarla birlikte yeniden bir tehlikeye yol açabilir. Halen daha rüzgar tehdidi bitmiş değil. İşte ekipler o tehdit ortadan kalkana kadar bir yandan karadan arazözlerle, su tankerleriyle, iş makineleriyle soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir yandan 10 uçak ve 38 helikopterle havadan gerek Çanakkale Boğazı'ndan gerekse de bu noktadaki barajdan alınan suyu ormanlık alana, yangının sirayet ettiği 4080 hektarlık alana boca ediyorlar. Bir diğer yandan da bizim de içinde bulunduğumuz helikopter gibi helikopterlerle yukarıdan kuş bakışı bir şekilde araziyi tarayarak nerede ne olduğunu, nerede dumanın yükseldiğini, nerede alevlenme ihtimalinin, nereden yeniden harlanma ihtimalinin olduğunu tespit ederek aşağıda müdahale eden yahut havadan müdahale eden araçlara bildiriyorlar ki o noktaya süratle müdahale edilsin ve Çanakkale ormanlarından bir kez daha rüzgarın şiddetlenmesiyle duman yahut
alev yükselmesin. Bizler kameraman Alperen Ulukuş'la birlikte Çanakkale Orman Yangını'nın başladığı dam yeri mevkiinden başladık ve yangının ulaştığı son nokta olan Aşağı Okçular Köyü'ne kadar ilerleyerek yangının ormanlara, ciğerlerimize, yeşilimize verdiği zararı aktarmaya çalıştık diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.